Roma'nın baş kahramanı Gian Valgian, yoksulluk yüzünden ekmek çalarken yakalanarak kürek cezasına mahkum edilir. Birkaç kez hapisten kaçmaya teşebbüs ettiği için cezası ağırlaştırılır. Mahpusluk şartlarının ağırlığı ve yaşadığı ortam Gian Valgian'ın ruhunu köreltir, hapisten kaçar ve bir piskoposun evine sığınır. Misafir olduğu bu piskoposun şamdanlarını çalar fakat yakalanır. Bu olayı fırsat bilen piskopos, Jian Valjean'ın içindeki iyi tarafı uyandırma ve ruhunu tekrar arındırması için şamdanları ona hediye eder. Piskoposun bu davranışından etkilenen Jian Waljean toplum tarafından bir mahkum olarak damgalanmasına rağmen bundan sonraki hayatında doğru yolda yürümeye karar verir. Monsieur Madeleine takma adıyla ticaret hayatına atılır. Kısa zamanda zengin olur. Üstüne üstlük bulunduğu şehrin belediye başkanı seçilir. Şehrin yoksullarını korur. Antine adında bir kadını polis memuru Levert'in elinden kurtarır. Bu arada polis tarafından hala aranmaktadır. Kendisi yerine suçsuz birinin yakalandığını öğrenince vicdan azabı duyar ve gerçek kimliğini açıklayarak polise teslim olur. Zindandan bir kez daha kaçmayı başarır. Temiz bir insan olarak hayatta şansını bir defa daha denemek ister. Kendini Fantine'nin kızı Cosetta'nın büyütüp yetiştirmeye adar. Fakat polis memuru Yavert'in takibi sonucu kimliği tespit edilir. Jean Valjean bir manastıra sığınarak izini kaybettirir. Bu defa Paul Hellemont adını kullanmaktadır. Cosette büyümüş ve üniversite öğrencisi Marius arasında temiz bir sevgi başlamıştır. Marius, General Lemarquois'un cenaze töreni dolasıyla 5 Haziran 1832 ayaklanmasında Saint Denis sokağındaki barikatı savunan Cumhuriyetçi öğrenciler arasındadır. Jean Vanjian'ın Cosette düşünerek Marius'u koruma işini üstüne alır. Barikat top ateşine tutulur. Cumhuriyetçilerin savunması kırılmaya başlar. Bu sırada Jean Valjean ihtilalciler tarafından daha önce esir edilen polis memuru Yavert'i idam etme işini üstüne alır. Fakat havaya ateş açarak Yavert'in kaçmasına yardımcı olur. Sonra Yaralanan Marios'u omuzlayarak kanalizasyona iner. Güçlükle bir başka sokağa çıkmayı başarır. Fakat karşısında Yavert'i görür. Yavert, yaralı Marios'un evi götürmesi için ona müsaade eder. Jean Valjean teslim olmak için geri döndüğünde Yavert'i bulamaz. Onurlu polis memuru Minnettarlık duygusuyla görevini yapamadığını düşünmüş ve kendisini seyne nehrine atarak canına kıymıştır. Marius ile Cosette evlenirler. Jean Valjean'ın artık iyice ihtiyarlamış ve güçten düşmüştür. Kısa zaman sonra ölür. Başucunda Piskopos'un doğru yola girmesi için verdiği şamdanlar yanmaktadır.